Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Baba ya, bitmedi mi hala bulaşık? Yok, bitmedi. Anan olacak karı evden kaçmadan önce yememiş içmemiş bulaşık biriktirmiş. Ama bu çok saçma baba ya. Yani yemeyip içmediyse tabaklar nasıl kirlenmiş ki? Bana bak lan. Sen o karate kursunda sürekli kafana darbe alıyorsun herhalde. Çekil git, bir de ben yarmayayım kafanı şimdi ha. Tamam babacığım ya. Akşama ne pişireceksin baba? Zeytin pişireceğim Samim Efendi. Kusura bakma, aşçılık lisansımı yanıma almayı unutmuşum. O yüzden peynir ekmek yiyeceğiz. Peynir ekmekle ninja bünyesi beslenir mi ya? Ölüp gideriz vallahi annemler dönene kadar ya. Puh! Sen ne biçim ninjasın lan? Bir ninja enerjisini her zaman idareli kullanmayı bilmelidir. Artı böylece kişide tasarruf duygusu gelişir. Fazilet merdiveninde bir basamak daha yükselir o kişi. Vay be, ne güzel konuştun baba ya. Tabii konuşacağım lan. Baturalp Hoca anlattı bana bütün bunları. Artı o da bekar bir insan. O nasıl yaşıyorsa biz de yaşayacağız artık. Sevdiğim biz o koku yok artık bu evde. Sen... Kadınım la 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 la. Sıdıka. Sıdıka. Aa. Uyan kız, uyan, bir şey soracağım. Ne var anne ya? Motordan bir tıkırtı mı geliyor? Faredir fare. Dalga geçme sen Sinop yolcusuyla. Hem sen... Nereden biliyorsun bu fare mevzunu Sıdıka? Böyle geceleri uyumayıp bizi mi dinliyorsun kapıdan ha? Niye sizi dinleyeyim anne ya? Bu evrensel bir espridir. Ne var ya? Niye uyandırıyorsun beni? Bir şey soracağım. Kaçta bindik biz bu otobüse? Ne bileyim ben, günün ilk otobüsüne bindik herhalde. Niye sordun? Bak bu kadar saat oldu yola çıkalı. Hala kolonya servisi yapmadılar kız. Kesin o kaptan olacak Ayşe Şerif rakısı bittiği için kolonyaları kafaya dikmiştir. Muavin de kolonyalı mendilleri emiyordur mutlaka. Ay çünkü demincenin dişlerin arasında beyaz bir şey gördüm. Ay resmen otobüs yazıhanesinden paranoyak yanı bileti almışım. İyice abardın sen anne. Sıdıka kız. Ay bu şoför sızlı sızacak kız. Aha. Bana bak, git şununla iki laf et ha. Herif düşüp kalmasın direksiyon tepesi. Ay saçmalama anne, benim şoförle nasıl ortak bir mevzum olabilir ki? Ay Sıdıka, gitti adama konsomatrislik yap demiyorum ki çocuğum. Arkasına gidip ey oğul dikkatli sür arabayı, can taşıyorsun falan de. Adam da seni aksakallı dede zannetsin ha? Hadi benim güzel kızım, kalk anne çocuğum. Anne ya! Sıdıka, bak Bolu dağlarında çişim geldi diye durduracağım ben de. Açık hava iyi gelir, zihni açılır herifin. Hadi benim Sıdıkam, kalk çocuğum. Ya kalk, durdur şu adamı. İstemiyorum! Hadi! Ya. Anılar saçılmış odaya her yere. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kadının. Anılar saçılmış odaya her yere. Ya geldik be geldik, Allah Allah, cırmaklamayın şu kapıyı be. Üf. Tamam tamam. Merhaba Zeki. Merhaba anne oldum, ay ay ay. Safiye nerede? Yok kendisi, ne olacaksın? Bugün kabul günü, nereye gitti? Vallahi bilemeyeceğim. Biz de kendisinden haber almaya çalışıyoruz. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Olur mu ayol? Onun bugün günüydü. Dolarları da peşinlerdi. Dolar mı? Tabii ya. Bizimkisi dolarlı kabul günü. Gün sırası gelene masraflar için dolar veriyoruz. Hayda! Baba, kim bunlar ya? Hay Allah, siz de mağdur oldunuz şimdi. Tabii ya. Bak şu Safiye delisinin karıştırdığı halta ya. Ne olmuş baba, ne olmuş ya? Başlatma lan sen de şimdi. Hadi babanın canım, pamuk ambarından. Elin kör olmuş. Görmüyor musun? Ananın gün karıları bastı evi. Ne yapayım ben öyle? Ne yapayım? Hepsini alıp eve götüreyim. Götür götür. Önceki ne var onda? Dur çek. Ya şimdi hanımlar. Tamam canım tamam, hadi yürüyün gidiyorum. Hadi canım hadi tamam, ne yapayım yani, göbeğim beraber. Hanımlar, telaşa mahal yok. Sevgili hanımlar, Safiye Saka en kısa zamanda dönecektir. Dolarlarınız sizlere kuruşu kuruşuna geri iade edilecektir. Veya karşılığında kurabiye, kek, kısır, dolma gibi gün malzemeleri dağıtılarak mağduriyetiniz giderilecektir. Lütfen şimdi sessizce dağılın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi.